Aslında Karabağ'da bir aydır bir gerginlik söz konusu yeniden. 3 Ağustos Ermenistan'ın sabotajı sonucu bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Bunun üzerine Azerbaycan kısas operasyonu başlattı. Zaman zaman çatışma haberleri geliyordu ama 12 Eylül gecesi Ermenistan ordusuna bağlı özel harekatçılar Azerbaycan menzillerine sızıp mayın yerleştirmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu bunu tespit edince de çatışmalar başladı. Şimdi bu haritaya bir bakalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2020'de statükoyu yok ettik sözlerini hatırlayın. Bahsettiği o düğüm haline gelen o statükoda Karabağ toprakları işgal altındaydı. Bakın bu toprak artık bu haritada öyle değil. Azerbaycan toprağı orası. Bölgeyi hatırlayalım. Şimdi bu haritada Daşgasenle Kelbeceri görüyorsunuz. Onların arasından geçiyordu hat. Hocalı'dan Füzuli'ye doğru da iniyordu. Bu statüka yıkıldı. Vatan muharebesiyle Azerbaycan buraları Ermenistan'dan temizledi. Şimdi bu hafta başında provokasyon yapılan noktaları görüyorsunuz haritada. Laçın, Kelbecer ve Daşkesen olmak üzere 12 Eylül gecesi Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler bu Azerbaycan Ermenistan sınırındaki Laş kesen Kelbeçer ve Laç'ın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj grupları farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşedi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Ermenistan ordusunun Basar Geçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun bu üç noktadaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Şimdi iki gün çok yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycan 79 şehit verdi topraklarını savunurken. Ateşkes var ama zaman zaman Ermenistan bunu ihlal ediyor. Dolayısıyla bu sükunet kalıcı mı bilmiyoruz. Biraz bu konu üzerine konuşmamız lazım. Değerli bir konuğumuz var Ankara stüdyomuzda. Emekli Büyükelçi Sayın Hulusi Kılıç. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Sizi, yayın ekibini ve izleyicilere selamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok e, hassas bir vatan muharebesi süreci takip ettik. Azerbaycan büyük bir zaferle çıktı. Rus, Yermenistan ve Azerbaycan bir ortak bildiri imzaladılar. Bugünlerde de bunun bir barış anlaşmasına dönüşmesi için görüşmeler sürüyor. Neden bu süreci baltalıyor Ermenistan? Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi eee Gözde Hanım siz de söylediğiniz gibi bir barış süreci başladı diye e, umuyorduk. Hı hı. 31 31 Ağustos'ta e, Brüksel'de iki e, lider yani Paşinyan ve Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev Avrupa Konseyi Başkanı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Ermişer'in e, ev sahipliğinde bir araya geldiler. Şöyle bir karar aldılar. Eylül ayı içerisinde iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek, barış anlaşmasını hazırlayacak. Bu birinci bir karar. İkinci karar, e, Hanım Kasım ayı içerisinde iki lider bir araya gelip barış anlaşmasının işte son halini bakacaklar, son halini verecekler. Tam böyleyken 12 gün sonra siz de söylediniz Ermeni saldırgan Ermeni birlikleri Naşkesen, Laçin ve Kelbecer istikametinde devlet sınırında bu Azerbaycan ordusunu mayın döşedi. Gece 12 Eylül gece karanlığından da yaralanarak ve o gece saldırılar başladı. 7 saat sürdü söyleniyor saldılar sonunda. Siz söylediğiniz gibi maalesef 79 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Vatan sağ olsun. 282 de yaralı var. Allah onlara da acil şifalar diliyorum. Ee, şimdi aslında baktığınız zaman geçmişe biraz e, isterseniz vaktimiz var mı? Birazcık seyirciler anlaması açısından kısaca bir Geçmiş Kısaca evimiz, tabii ki seve seve Sayın Kılıç. Çok fazla da sorun var size bir taraftan unutu da şimdiden söyleyeyim. Tamam. Biliyorsunuz 91 yılında Sovyet Sosyalistler Birliği dağıldı. Ee, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etti. Ve biz ilk tanıdığımız devlet Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri oldu. Ermenistan'ı da tanıdık. Hı hı. Ama Ermenistan... Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan'ın düzenli bir ordusu yoktu. Yani e, düzenli bir ordusu yoktu. Çünkü Sovyet sistemi içerisinde Azerbaycanlılar geri hizmette çalıştırılıyordu. Sonuçta 92-93 yıllarında Azerbaycan'ımızın topraklarının %20'si işgal edildi. 1 milyondan fazla kaçkın, göçkün. Kendi topraklarında evet. kaçkın ve göçkün haline düşüyor. E, Birleşmiş Milletler 4 karar aldı. Azerbaycan'ın topraktan derhal çekil diye Ermenistan'a çağrıda bulundular. Daha sonra Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda Minsk grubu diye bir grup kuruldu. Bunların içinden üç devlet seçildi. Evet. Birisi işte Fransa, Amerika, e, Rusya ki bunlar Ermeni lobisinin güçlü olduğu ülkeler. Yani ben diyorum ki bu Tabii. sorunu çözmemek üzere kurulan bir sistem. 30 yıla yakın bu topraklar işgal altında kaldı. Ben Bakü'de büyük elçilik yaptım 5 evet. yıla yakın. Geldiler gittiler bu eş başkanlar dediğimiz e, yediler içtiler hiçbir şey yapmadan Gözde Hanım bir avuç toprağımızı vermeden zamanımızı çaldılar. Hı hı. Sonunda 27 Eylül 2020'de yine bir saldırıda bulundu Ermeniler. Azerbaycan'ımız 44 günde bunların dersini verdi. Evet, O statüko bozuldu. Evet, o statüko bozuldu, toprakları geri alındı. Sadece bir az bir bölüm kaldı. Bu Hankendi, e, Adere, Kocavent Orada Ermeni nüfus fazlaydı birazcık. Orası kaldı ve Ruslar devreye girdi. E, barış gücü altı, altında, barış gücünü Birleşmiş Milletler evet. tayin eder. Aslında, aslında ne biliyor musunuz Gözde Hanım? E, Ruslar Putin e, Ermenileri Azerbaycan'ın elinden aldı. 24 saat bir süre daha olsaydı orada sorun kalmayacaktı ve o dört kasabayı da evet. ki Azerbaycan topraklardır alacaktı. Neticede bir 10 Kasım 2020'de üçlü bir mutabakat imzalandı. Putin, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azer Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Evet. İşte yeni bir şey ateşkes süreci diyelim. Bu süreç içerisinde barış anlaşması imzalanması için bir süre verildi. İşte ulaşım yolları açılsın ve Türkiye'de oraya bu işin içine girdi. Adam'da gözlem merkezine bir general 35 subay gönderdi. Evet. Ya yani bu süreci izlemek üzere ki çok büyük bir başarıdır. Sonuçta işte Putin'in yaptığı toplantılar var. Şal Avrupa Konseyi Başkanı Şal 3 dört defa bir araya getirdi evet. lideri. Dediler artık anlaşma imzalayalım. Biz de bunun paralelinde ilişkileri normalleştirelim dedik. İşte Ermenistan'da ilişkilerimiz normalleşsin. Evet. Ama bizim şartımız da biliyor musunuz? Önce barış anlaşması imzalanması Tabii. lazım. Ermenistan'la 93'ten beri sınır kapalı, diplomatik ilişkiler kesik. Evet. Sonuçta... E, böyle umutlar yeşermişken evet. umutlar yeşermişken 31 Ağustos'ta işte Brüksel'de bu saldırı oldu maalesef. Bunun birçok nedeni var. Ee, bilmiyorum zamanımız yeter mi bunları size izah edebilmek. Şöyle gidelim. Soru cevap ee, gidelim Sayın Kılıç. Ee, bu provokasyonların yanı sıra bazı oyunlar da oynuyor Ermenistan. Azerbaycan'ın Sivillere zarar vermesini istediğini gösteren hamleler. Sivil yerleşim yerlerinin içinden ateş ediyor Azerbaycan'a. Yani çok dikkatli olunması gereken de bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, sivillere e, ateş ettiler ve e, sivil kayıplar var Azerbaycan'ımızın. Tabii. Ee, Azerbaycan çok nokta atışı yapıyor. Çok Son derece gelişmiş silahlar var. Dolayısıyla sivil hedefleri hiçbir zaman şey olmadı. Hedef almadı. Biliyorsunuz 44 günlük savaş sırasında Gence'yi gece yarısı iki defa bombaladılar. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar yine minge çevire bomba attılar. Bakının yakınına attılar. Mezarlıkta defin sırasında insanları öldürdüler. Yani bu insanlık evet. suçu işlediler. Sizin de dediğiniz gibi sivillere yönelik saldırılarda bulundular. Yani bu bir aslında insanlık suçu bu tabi bir taraftan da zamanlamaya da bakmak lazım Erdoğan Özbekistan'a Şangay işbirliği e, örgütünün toplantısına ilk kez gitmeden evvel oldu şimdi bu bir tesadüf mü Tabii insan merak ediyor diğer yandan Yunanistan basını da bir propaganda içinde diyor ki Yunanistan Azerbaycan özür diliyorum bu çatışmalarla Güney Ermenistan'ı alarak Türkiye ile birleşmeye çalışıyor böyle aktarıyor olanları tüm bunları beraber nasıl değerlendiriyorsunuz? ...şimdi Gözde Hanım... ...şimdi ben iki devleti birbirine çok benzetiyorum... İkisi de mikro devlet... ...ikisinin de ipleri dışarıda... ...böyle sürekli tahrik yapıyorlar... ...hayal güçleri... ...çok kuvvetli... ...böyle iç kamuoyuna yönelik... ...mesajlar veriyorlar... ...tamamen hayal ürünüdür. ...Türkiye'nin öyle bir niyeti yok... ...hiçbir zaman ne Yunanistan'ın... ...ne Ermenistan'ın topraklarında gözü yok... ...biz ne yapıyoruz... Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürüyoruz. Yurtta sos, cihanda sos. Yurtta barış, cihanda sus. Biz bu istikamette yürüyoruz. Ama bunlar biliyorsunuz arkalarında dayıları var, ipler de başkasında hep başkaları yönetiyor bu iki ülkeyi de. Hı hı. Baktığınız zaman işte Fransa, şey Yunanistan gündemde olmasına olmamasına misyon 8 Paris'e gidiyor. Orada boş gösterisi yapıyor. Hı hı. Yine Amerika'ya gitti biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da. İstanbul'da yemek yediler ve şöyle bir karara vardılar İkili ilişki e, sorunlarımızı üçüncü tarafa iletmeyeceğiz dediler ama evet. ne oldu İki hafta sonra Amerika'ya gitti kongrede Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı yani gayri ciddi şimdi baktığınız zaman Ermenistan'a hemen işte 44 günlük vatan muharebesinde olduğu gibi bunda da telefona sarıldı kimi Macron arıyor Hemen evet. ee, işte Putin'i aradı Avrupa Birliği işte, konsey başkanını aradı bir de e, şeyi aldı. İran Cumhurbaşkanı aradı. Yani o da çok anlamlı. Reisiyi aradı yani. Evet. Ben diyorum ki yanlış adres bu. Ankara'yı ve Bakü'yü arasan daha faydalı olacak. Gözde Hanım böyle şeyler yapıyorlar ama maalesef bu süreci uzatmak istiyorlar. Birileri bu işin içine girmek istiyor. Mesela Fransa ve Amerika bu sürecin dışında kaldı. Eee daha önce söyledim eş başkanlar vardı üç eş başkan hı hı. birisi Fransızdı evet. e, birisi Amerikalı bir de Rustu. Şimdi Ukrayna savaşı nedeniyle Ruslar bunlardan uzaklaştı yani Fransa ve Amerika'nın düşmanı. Evet bu sistem dağıldı ben diyorum ki toprağa gömdük bu eş evet. eş başkanlar sistemini toprak ama işte temsilci atıyorlar bu sürece dahil olmak istiyorlar onun için bunu uzatıyorlar yani aslında paşinyan iyi niyet çözmeye çalışıyor ama başta muhalifler işte Fransa, Amerika evet. gibi devletlerde buna engel oluyor. İşte e, Özbekistan'daki e, Şangay zirvesi e, öncesi bunlar yaşanıyor dediğiniz gibi Paşinyan gitmiyor şeye e, ...Samarkand'a... Tabii ki bu da çok anlamlı. Niye anlamlı? Bir defa siz yoksanız o zaman siz kaybediyorsunuz demektir. Hiçbir şey çok konuşamıyor. Iyi. Ayrıca işte içeride olaylar çıkıyor, protestolar oluyor. Döndüğümde makamım olmayacak bu korku. Ayrıca Batılılar diyor ki gitme. İşte, bu, bu Şangay zirvesi Batıya karşı bir zirve. Sen bizimle ol. Bizim Tabii. yanımızda gözük en Tabii. azından. Bir de ona, bir de Nancy Pelosi geldi bugün biliyorsunuz. Gayet iyi. Bayan bela diyoruz biz buna. Tabii Bayan Tayvan'dan bela. sonra sıra oraya geldi. Aynen. Aynen. 2 e, Ağustos'ta Tayvan'ı karıştırdı. Evet. Çin gibi bir kuvveti karşına aldı. Şimdi Rusya'yı karşısına alıyor. Yani e, sular durulmuyor bir evet. türlü. Yani biz bu ortamda biz diyoruz ki şu Ukrayna ile Rusya arasında savaş bitsin. Türkiye evet. elinden geleni yapıyor. Uğraşıyor. Ama bakıyorsunuz. Böyle gözümüzün içine parmağını sokuyor. Ne işiniz var bugün? Pelisi, bayan Bela ne işin var? <laughs> Git işine bak. Evet. Yani neticede bölgede istikrarsızlık yaratmak istiyorlar. Ee, biz Türkiye olarak her zaman can Azerbaycan'ımızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Arzumuz bölgede barış olsun, huzur olsun, kalkınma olsun. Formüllerimiz var. 3 artı 3. Ekonomik evet. kalkınma Former bunlara uyalım. Yani herkes bundan istifade etsin. Zengizur dehlizine açalım diyoruz. Buradan ulaşım yolları açılsın. Türk dünyası birbirine karadan birleşsin. Bundan herkes istifade etsin. Rusya en çok da Ermenistan istifade edecek. Gözde Hanım bundan yani, eğer açılırsa. Tabii ki, tabii ki. Böyle Evet, Sayın Kılıç son 1-2 dakika ama bir şey daha sormak istiyorum. Merak ediyorum değerlendirmenizi. Yani Elivan çok karışık, Paşinyan karşıtı, protestocular sokakta. Meclisteki bir konuşmasında Paşinyan'ın bir belge imzalayacağım, belki hain ilan edileceğim dediği yönünde bazı haberler sızdı. Sonra Paşinyan ben böyle demedim dedi. Hatta barış anlaşması mı imzalayacak sorusu soruldu. Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu sözü söyledi Hı. Gözde Hanım, bu sözü söyledi ama o kadar çok baskı geldi ki. Ne diyor? Eğer diyor 29 bin metrekare kilometre kare topraklarda daimi barış ve güvenlik olacaksa ben bu belgeyi imzalarım. Bana hmm. satılmış diyecekler. Beni iktidardan alacaklar. Ama ben daimi barış ve güvenlikten yanayım dedi. Bunu söyledi. Zaten Paşinyan'ın ee, bu sorunu çözmek niyeti var. Yani bunu Brüksel'de de söyledi. Ee, neden var? Vaktimiz dar biliyorum. Evet. Hemen şunu da e, seyircilerin dikkatine getirmek istiyorum. 44 günlük savaş bitti. 10 Kasım 2020 e, Azer e Ermenistan Ermenistan'ın ordusunun %80 tahrip edildi. Çok sayıda asker kayboldu. Haziran 2021'de Gözdağ'ın bir seçim yapıldı. Evet. Paşinyan %54 ile seçimi kazandı. Bunun çok anlamı var. Halk diyor Tabii. ki bu topraklar bize ait değildi zaten. Evet. Bu topraklar yüzünden halkımız fakirleşti. İnsanlarımızı toprağa terk etti. Evet. Bağımsızlıklarında 3,5 milyon olan Ermenistan'ın nüfusu 2 milyonun altına düştü. Evet. Dolayısıyla Paşinyan'ın yaptığı doğrudur. Biz barış istiyoruz. dedi. Halkın evet. verdiği bu mesaj. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bir lider savaşı kaybediyor, askerlerini yüzde bilmem kaçı kaybol ordusu tahrip ediliyor ama seçime giriyor. Yüzde 54'lük oyla evet. seçimi kazanıyor ve devam ediyor. Yani bu çok anlamlı aslında yani. Tabii bir de irade göstermesi lazım Paşinyan'ın barış istiyorsa hakikaten bunun için somut adım atması gerek. Sayın Hulusi Ayrıca de... halkın... Evet. evet çok teşekkür ediyorum. Buyurun, bunu. Buyurun son cümlenizi alayım. Evet. Ee, Dışişleri Bakanı 10 Mart'ta Antalya'da dedi ki bizim halkımız Türkiye ile barışmak istiyor, evet. Azerbaycan'da barışmak istiyor, halkın arzusu bu. Ama bugüne kadar liderler, yöneticiler e, daha çok Karabakları diyoruz, Paşinyan onların dışında. E, dolayısıyla onlar nedeniyle bir barış olmadı. Yani evet. Paşinyan diyor ki beni kimse yönetmiyor. Yani kilise ne diaspora? Ben kararlarımı veriyorum diyor. Bugüne kadar para yönetiyordu, kilise yönetiyordu. Bir devlet yoktu ortalıkta. Yani Ermenistan diye bir devlet yoktu. Peki. Şimdi devlet olmaya çalışıyorlar. Bu olaylar görüyoruz. Teşekkür ederim davetinize Sayın göre. Sayın Kılıç çok teşekkür ediyoruz kıymetli Sağ olun. değerlendirmeleriniz için.